chamfer yani kesik kenar oluşturmak. Bazen tasarım eğimli ya da açılı bir köşe gerektirebilir. Bu gibi durumlarda AutoCAD'in chamfer yani kesik kenar komutunu kullanabilirsiniz. Chamfer'ın fillet'tan tek farkı eğimli köşeler oluşturmasıdır. Ekranda mimari bir örnek bulunmaktadır. Bu bir evin zemin planıdır. Şimdi chamfer komutunu kullanarak bu şekilde bazı değişiklikler yapacağız. Mutfağı biraz yakınlaştırarak başlayalım. Dikkatinizi işaretli kısma verin ve bu alana biraz yakınlaşın. Şu anda şeklin köşeleri tam 90 derecedir. Mutfak çizimlerinde mümkün olduğunca keskin köşe kullanmaktan kaçınacağız. Köşeleri yukarıda görüldüğü gibi kesik hale getireceğiz. Bunu yapabilmek için chamfer komutu kullanılacaktır. Chamfer şeritte modify yani düzenleme panelinde bulunur. Açılır oka tıklayarak menüyü açın. Chamfer'la Fillet'ın aynı menüde olduğuna dikkat edin. Aslında en son hangi komutu kullanmışsak burada onun simgesi görünür. Chamfer, Fillet gibi çalıştığı için tüm yapmamız gereken iki tane nesne seçmektir. Ama bunu yapmadan önce bazı değerler girmemiz gerekiyor. Komut satırına bakarsanız Chamfer oluşturmanın Distance yani mesafe ve Angle yani açı olmak üzere iki yöntemi olduğunu göreceksiniz. Öncelikle angle yöntemini inceleyelim. Bu yöntemde kesim işlemini açı değerleri kullanarak gerçekleştireceğiz. Şimdi çizim alanında herhangi bir alanı sağ tıklayın. Açılan menüden angle seçeneğini seçin. Bu derste yine fit ve inç değerleriyle çalışılacaktır. Derste birimleri girmeye başlamadan önce bir fitin 30.48 santimetre, bir inçinde 2.54 santimetre olduğunu hatırlayalım. İlk chamfer'ın uzunluğu için 5 inç yani yaklaşık 12.7 cm olarak girin. Bu mimari bir örnek olduğu için çift tırnağı eklemeyi unutmayın. Angle değeri için de 45 girerek Enter'a basın. Şimdi kesim işlemini başlatmak için ilk çizgiye tıklayın. İlk çizgiye tıkladığımızda AutoCAD kesişmenin 12.7 cm gerisindeki noktayı bulacak ve ikinci çizgiyi seçtiğimizde kesiyi oluşturmak için İlk noktadan 45 derece döndürecektir. Fillet komutunda olduğu gibi AutoCAD ilk kesiyi oluşturduktan sonra işlemi bitirecektir. Kalan 3 köşeyi de keskinleştirmek için boşluk tuşuna basarak komutu tekrar çalıştırın. AutoCAD'in girdiğimiz son değerleri hafızada tuttuğunu hatırlayın. Ayrıca multiple yani çoklu adında bir seçeneğimiz olduğuna dikkat edin. Çizim alanını sağ tıklayarak multiple komutunu seçin. Kesik oluşturmak için kenar çizgilerini seçin. Tüm kenarlar için aynı işlemi uygulayın. Bittiği zaman escape tuşuyla komutu sonlandırın. Gördüğünüz gibi angle yani açı yöntemi kullanılarak çizimin kenarları kesilmiştir. Şimdi distance yani mesafe yöntemini kullanarak uygulamaya devam edelim. Görüntüyü biraz uzaklaştırın ve ana yatak odasına doğru kaydırın. Şekli ekranın tam ortasına getirmeye çalışın. Şu anda tavan oluşturma işlemini yapmaktayız tavanın köşelerinden ikisi zaten kesikleştirilmiş durumdadır. Bu köşelerin iki ayrı mesafe kullanılarak kesikleştirildiğine dikkat edin. Diğer iki köşeyi de kesikleştirmek için distance yöntemini kullanacağız. Chamfer komutunu tekrar çalıştırın. Sağ tıklayın. Açılan menüden distance seçeneğini seçin. İlk kesiğin mesafesini 3 feet yani yaklaşık 91.5 cm olarak girin. İkinci kesim mesafesini ise 1 fit 6 inç yani yaklaşık 46 santimetre olarak girin. Enter tuşuna basın. Böylece ilk çizgiyi seçtiğimiz zaman AutoCAD köşe noktasından 91.5 santimetrelik bir ölçümle ilk noktayı, ardından ikinci çizgi için 46 santimetrelik ölçümle ikinci noktayı bulacaktır. Son olarak bu iki nokta birleştirilerek kesim tamamlanacaktır. Son olarak diğer kenara komutu uygulayalım. Boşluk tuşuna basarak chamfer komutuna geri dönün. Simetriyi bozmamak için önce alttaki çizgiye tıklayın. Bu çizgi 3 fitlik yani yaklaşık 91.5 santimetrelik mesafeyi gösteriyor. Sonra kesikleştirme işlemini tamamlamak için diğer çizgiye tıklayın. Chamfer komutu kesişen şekiller konusunda bize başka bir seçenek sunmaktadır. Yaptığımız tasarımda keskin veya yuvarlatılmış köşeler uygun değilse eğimli köşeler oluşturmak için Chamfer komutunu her zaman kullanabiliriz.